Ne oldu? Annemi mi düşünüyorsun? Merak etme İtça. Ben annemle konuşacağım. Hayır Vihir. Biz çok büyük bir hata yaptık. Eve daha erken gelmeliydik. Nasıl gelseydik İtça? O çocuğu nasıl orada yalnız bırakırdık? Bizim yaptığımız doğruydu. Yanlış bir şey yapmadık. Ama annem çok üzüldü Vihir. İtça biliyorum. Ama eve bilerek geç gelmedik zaten. Eğer annem söyleyeceklerimizi dinleseydi bizi anlayacaktı. Ama konuşmamıza hiç fırsat vermedi. Annem bizim yüzümüzden mahcup olmuş. O nedenle bu kadar üzgün. Bak İtça. Bu konuda ne senin, ne benim, ne de annemin hiçbir hatası yok. Şimdi bunu düşünmeyi bırak lütfen. Neşelen. Sen hiç benim soğuk kahvemi içtin mi? Soğuk kahvemi? Hı. Sonuçta yemekten sonra dondurma yiyemedik. Fırsat olmadı. Ben de neden bugün Wirsing Bundela karısına soğuk kahve yapmasın ki dedim. Dondurmalı. Yani senin en sevdiğinden. Sen zahmet etme, ben yaparım. Hey, nereye gidiyorsun? Ne böyle? Nereden geldi bu? Senin mi? Aa evet. Gördün öyle değil mi canım? Annesiyle babasını görünce ne kadar mutlu oldun. Ve onlar da kızlarını bulunca ağlamaya başladılar. Gördün mü? Sen de doğru olanı yaptığımızı düşünüyorsun. Değil mi? Biliyor musun İtça? O çocuk senin sarının eteğini tutunca düşündüm ki bizim hayatımıza da böyle küçük tatlı bir çocuk girse ve bizim de o çocuk gibi yavrumuz olsa. Onun masum yüzündeki tebessümü görünce annemin kalbi ısınırdı. Öyle küçük bir bebek lazım bize değil mi? Söylesene. Git hadi. Şimdi sana kahve yapmayacağım bir. Hadi git ve uyu lütfen. Biraz daha burada kalsam. Bir gitsene. İyi geceler. İyi geceler. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise